şuradan kaydı da açayım. Finallere gidiyoruz. Hadi şimdi çok da sana bir küfredeyim. Evet, Scorch Devon, Calamar Jaxus, Victoria's Secret bir tarafta, Massive Attack bir tarafta. Artık hani bu ezeli rekabette sanırım Massive Attack'ın şampiyonluk sırası gelmiştir. Yani son 3 maçta Victoria's Secret önde bitirdi, turnuvayı kazandı. Mutlaka Massive Attack çalışıp da gelmiştir yani. Olabildiğince galibiyete odaklı. Bilemiyorum, makro ağırlıklı şık oyunlar da seyredebiliriz arkadaşlar. Ya da direkt sonuca gidecek çok kısa süren oyunlar da seyredebiliriz. Sonuçta galibiyete giden her yol mübahtır. Bakalım oyuncularımız neyi tercih edecekler. Tabii ki son şampiyondan başlıyorum. Gördüğünüz üzere Victoria's Secret'ta Calamar, alt platformda Protoss olarak ve takım arkadaşı Jaxus uykusundan uyanmış, yüzünü yıkamış dinç bir halde Zerg olarak üst platformda kan davası, evet. Mavi takım haritanın sol kanadında görüyorsunuz Kasparov Zerg oyuncusu ve Manik de Protoss olarak. Bunları niye söylüyorum bilmiyorum. Yani bu adamlar ırklarını değişmiyorlar sonuçta ama ilk defa katılanlar varsa onlara da böylece tanıtmış olalım oyuncularımızı. Bu defa değişik yapacağım. Hep Calamar'ın probuyla geziyorduk arkadaşlar. Bize Manik gezdirsin haritayı. Bir yandan da Overlord gölgesi gördünüz. Kasparov da Overlord'unu ilerletiyor. Tabii ki öpüşüp geçtiler iki işçi. Karşılıklı olarak selamlaştılar. Ve bakalım neler görecekler. Şu anda üretim sekmesinde doğal olarak işçiden başka bir şey yok. O sırada ben şu şekeri açayım. Toz şekerim yok, paket şeker buldum da arkadaşlar. Bu da kim icat ettiyse iyi halt etmiş yani. Paketi açıp bu şekeri atmak eziyet. APM'ler uçuyor. Yuh! 190, 200, 210, 200. Maşallah cidden herkes uyanık Serdar'ın dediği gibi. Yani gecenin birinde bu APM ne diyeyim neredeyse engelliyordu bu arada Manik. Jaxus'un spamming pull atmasını ama başarılı olamadı. Ne kadar geciktirseniz yani saniyeler bile fark yaratıyor. Bu arada adamlar neredeyse spamming pull'u attı. Speed'e başlayacak. Ben hala şekerin kabını açamadım. Neyse iki şekerli içelim. Evet. Sırf özel olarak çorba kasesiyle geldim arkadaşlar. 3 maçta da kalkmayayım diye. Şimdi haritaya dönelim artık. Alt cepheye hiç bakmadık çünkü. Bu arada mavi takım. Oo, Overlord'un konumu çok sakat. Dur bakalım kokusu çıkar. Mavi takım Calamar'ı henüz hiç görmediler yani. Neden oraya gitmediler ki, artık gitme şansları da yok. Eğer şu Zealot yetişirse tabii, yani Zealot'un gelip şu açıdan göstereyim. Şurayı kapatması lazım yoksa yine işçi ya da Lingler geçebilir. Yukarıda çok fazla zaman harcadı sanki Manik. Ama Kasparov'un Overlord'una ve Jaxus'un Overlord'una dikkat edin arkadaşlar. Bu haritada hani bu Blinkstalker ya da buradan Warpin'e de işaret olabilir. İki taraftan biri yapar mı göreceğiz. Çok yani etkili bir taktik olduğu için buna özellikle dikkat çekiyorum. Ama oyuncular da buna hazır. Yani oyuncular da daha önce bunu çok yaşadığı için bu anı. Bu arada Scout Probe'unu kaybetti Calamar. Ve evet, görünen o ki Zealot yetişememiş. Keza Manik gördüğünüz gibi probuyla içeride. Şimdi tam anlamıyla scout görevini tamamladı. Makine böğürüyor. Kuzum, evladım sakin ol. Yerini değiştirin de arkadaşlar. Artık havalar soğudu, aşağı alayım dedim. Biraz böğürmeye başladı. Ama sorun olmaz, maçı çıkarırız yani. Manik mineral trik yaparak sanırım. Minerale tıklayarak kurtulacak derken kurtulamadı. Zaten Jaxus da Lingler'iyle imdada yetişti. Geride ilk genişleyenin Kasparov olduğunu görüyorum arkadaşlar. Jaxus onu takip edecektir ama Jaxus çok fazla link yapıyor. Hiç acelesi yok. Delicesine link basaraktan rakibi taciz etmenin ve en azından aldığı doğal üssünü iptal ettirmenin, yapabilirse yok etmenin peşinde olacak. Bane linkleri görüyorsunuz arkadaşlar. Victoria's Secret uyanık ve agresif şu anda. Evet, Bane linkler. Bane'leri geri çağırdı. Tüm Ling'leri de geri çağırdı. Bak bu ilginç oldu işte. Bu gerçekten ilginç oldu.
Wayne'ler ilerliyor. Şimdi Speedling'ler de peşinden yetişecek onlara. Üretimde 10 tane daha Ling var arkadaşlar. Jaxus'un üs almak gibi bir derdi yok. Direkt baskıyı kurup büyük hasar vermenin peşinde. Wayne'leri mikroluyor görüyorsunuz. Boşu boşuna patlatmak istemiyor çünkü onların yeri var. Ama enerjileri çok az. Eğer ki Kasparov odaklarsa derken odakladı ve Wayne'leri alt etti. Ama hala 6 tane Speedling şu anda işçi hattında. Ve bakalım 2, 3, 4, 4, 4 ya da 5 tane işçi kesmeyi başardılar. Ama doğal üs hala ayakta. Yine de 4 işçi artı Queen'in de düşürüldüğünü varsayarsak gayet etkili bir atak olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Zira Kasparov'un Queen yapacak parası bile yok şu anda. Yeni yeni 150 mineralleri toplayıp 150'şer mineral 200'ü için yani toplamda 300 toplayıp tekrar Queen yapması lazım. Bu arada Manik şu anda Force Field için 70, 60, 100 onlar gelene kadar 2, 3, 5 olur. En kötü 5 Force Field hakkı olacak arkadaşlar. O yüzden karadan savunma konusunda sıkıntı yaşayacaklarını sanmıyorum. Çok büyük hata yapmazsa. Diğer tarafta Kalamar'ı görüyorsunuz yine Sentry ve Immortal'ıyla savaş alanında 3 Gate robosundan vazgeçmiyor. Bu arada haritada Overlord'ların dağılımını nasıl açıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Runway girişimi sonuca ulaşmayacak tabii ki. Son derece hazır. Şimdi bakıyorum. Yukarıdan Queen'i bastı Kasparov ama aşağıdan henüz öyle bir girişimde bulunmadı. Ekonomisi el vermiyor daha doğrusu. Çünkü Roach Warren'ı şu anda inşa etmeye başladı. Evet, sağda solda pylon ne bileyim olabilecek potansiyel tehditleri arıyor. Jaxus'un speedlingleri. Kalamar geride sağlam bir ordu biriktirdi. İkinci üssü onun da oluştu. Bakıyorum biraz daha önde, bir 30 saniye kadar ırktaşından, manikten önde. Ama yine de dengeli bir oyun var. Ordu miktarlarına bakalım. 55'e 40, 90. Kırmızı takım Victoria's Secret. 95'te mavi takım. Yani masif atak. Üst sayıları iki taraf için de eşit. Yalnız Kasparov biraz daha efektif çalıştırıyor. İkinci üstünü çalıştırıyor. Manik'e baktığım zaman Manik Kalamar'la aynı durumda. O yüzden çok büyük farklar yok arkadaşlar. Üretim sekmesine dönüyorum. Colossus girişimi kimde? Kasparov'da, Evolution Chamber, Jaxus'ta o upgrade diyecek. Roach üretimi var Kasparov cephesinde. Bu arada kırmızı takım Zörgü hız araştırmasına başladı Roach'lar için Jaxus. Menzil ve Colossus geliştirmesi de Kalamar'da şu anda. Hani ünite kompozisyonuna baktığınız zaman, yani ünite birleşimine baktığınız zaman Colossus, Roach, Sentry ve Immortal, yani 3 Gate Robo standart ve diğer taraftan da Roach desteği olacak. Buraya baktığımızda da tamamen Gateway ordusu derken Manin Colossus'unu şimdi gördüm. Çok benzeri ordular kapışacak. Şu an için iş mikroya bakacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Görüyorsunuz üretim sekmesi neredeyse aynı. Jaxus artı bir geliştirmesini yarıladı yalnız. Upgrade namına şu anda Jaxus'ta bir hareketlilik var. Zelnaga kontrolü kırmızı takımda. Şimdi Kasparov'un Ling'leri hem buradaki Stalker'ları hem de Zelnaga'nın kontrolünü alacak. Ama Kalamar'ın buna çok fazla izin vereceğini sanmıyorum. Üniteleri kaybetti. Yine de Zelnaga'yı kaybetmeyecek. Zelnaga son derece önemli. Hatta Ling'lerin hepsini de cızbız yaptı orada. Evet, şu anda iki tarafta şeylerini, ordularını, ekonomileri oturttular. Şu anda ordu abanmaya başlıyorlar. Görüyorsunuz işçi hatları gayet lezzetli biçimde dağılmış. Jaxus'un açığı var, tamam. Onun ana üstü iyi durumda. Bakıyorum Kasparov ana üstte sağlam, doğal üstte yani Jaxus'la denk. Evet, Protoss'lar gayet iyi dağıtmış. Zerg'ler direkt savaşçı üniteler basmak zorunda kaldığı için Speedling Bane'in gibi. Ekonomide biraz geriye düştüler ama oyun tam bir dengede ekonomik anlamda. Ordu anlamına bakıyor, ordu olarak bakıyorum. Colossus, Sentry, Stalker, Roach. Diğer tarafa bakıyorum. Colossus, Immortal, Sentry ve Roach. Ama Immortal'da bir tane, yani onu da saymasak da olur. Gayet dengeli arkadaşlar.
fark yaratabilecek ne var? Charge upgrade'i kalamarda başladı. Bir yandan artı 1 başladı. Peki Manik ne yapıyor? Artı 1 saldırı ve zırh yapıyor. Onun charge'da derdi yok. Colossus ve Stalker abanmaya devam ediyor. Yani sen charge yapacaksan ben de artı 1 zırhla cevap veririm diyor. Diğer tarafta Jaxus artı 2 menzil saldırısına başlıyor. Kasparov artı 1 ile takip ediyor. Yalnız Ventral Sex ve çok zor bunu okuması ya. Pneumatic demek aslında bu. Pneumatized Carapace baby. Yani Overlord'un hız ve taşıma geliştirmesi Jaxus cephesinde var. Eş zamanlı bir saldırım var acaba kırmızı takımın aklında. Hani Roach'larla indirme, diğer taraftan Colossus'lar ortayı cehenneme çevirecek mi diye de bakıyorum. Bir ninja girişimi şu anda Kalamar'da var. Görüyorsunuz yani uzak olan üst yerine en azından hani bağlantı kurabileceği, ana ve doğal üssüyle arasında bağlantı kurabileceği saat altı yöndeki üssü tercih etti. Bakalım mavi takım buna izin verecek mi? Eğer bu işlemeye başlarsa tabii ki kırmızı takım avantaj kazanacak. Jaxus rahatsız, gördüğünüz gibi sürekli geziyor. Rakibine dair ne var ne yok öğrenmek istiyor. APM'ler biraz daha insani şeylere düştü. Kalamar 120, Jaxus 165, Kasparov 140, Manik standart 200. Manik'in biliyorsunuz yani adamın standardı öyle, 200'ün altına inmiyor. Bu arada Manik de aynı şekilde Kalamar'a cevap veriyor. Satranç gibi arkadaş hamleler. Sürekli birbirini cevaplayacak ya da denk getirecek şekilde. Sen alıyorsan ben de alıyorum kardeşim diyor ve Zealot'larla, Cannon'larla ki Rambay'a karşı, Speeding Rambay'ına karşı en etkili cevap tabii ki Zealot ve Cannon'lar arkadaşlar. O zaman dımdızak kalıyor işte Rambay yapan Ling'ler. Ama Kasparov gayet başarılı. 3-4 işçi kesti. Şimdi orayı terk etmesi lazım ama sonuna kadar gidip snipe'layacak mı? Hiç gerek yok bu kadar Colossus varken. Kestiğin işçi yanına kar karsın. Dön bebeğim ondan sonra üstüne. Evet, şimdi ordu miktarlarına bakma vaktidir arkadaşlar. Jaxus 130, 125, Kalamar 135, Kasparov 115, Manik 160. Toplam vereyim ben 280'e 270. Her şey denk. Yani bu savaşı arkadaşlar mikrolar ayırır. Doğru savaşa, doğru cepheden doğru anda girme gibi farklar galibi belli edecek. Görünen o. İki tarafta gayet usul usul oynuyor. Çok fazla aceleleri yok. İyice bir max dağıt olsun ki ne olacak? Alt üstte 200'den 800 bizim işlemci çöksün diye sağ olsun arkadaşlar uğraşıyor. Hadi bakalım. Bu arada görüyorsunuz sürekli haritada bir hareketlilik var. Sürekli bir açık arıyor iki tarafta. Mesela bu Lindler Rambay'a gitmek istediler ama fark ettiğiniz üzere şöyle yaklaştırdığım üzere pek istedikleri olmadı. Bunun yerine burayı zorlasalar daha iyi olur sanki. Jaxus 4 tane Roach'u işçi hattına indirecek. Bakalım biraz dikkatini dağıtmayı başarır. Çünkü aynı şey kuzeyde de var ama kuzeydeki Overlord ucu ucuna kurtardı. Neredeyse gidiyordu yani. Ve buradaki de şu anda 8 Roach gelecek. 2 Stalker savunamaz 8 tane Roach'u. Evet. Güney kanadındaki indirme başarıyla yapıldı. Ve 1 Stalker düştü. 2. de düştü. 3. de düştü. Yukarıdaki ne alemde? Yukarıdaki 4 tane zaten. Evet, işçi hattına girdi buradaki Roach'lar. 2, 3 ama Colossus geldi ve çok rahat kesildi. Yine de burada 2 Gateway'i güçsüz bırakmayı başardılar ki bu Colossus avlayabilirler. Peşinden giderse Stalker'larla tank yapmaya çalıştı ama evet. Şimdi bu Roach'lar hakkını vermeye başladı arkadaşlar. 1 Colossus, 5-6 tane Roach. Felaket. Ve şu anda tüm orduyu, Kasparov'un ordusu en azından geriye gelmeye zorladı. Bir de üstten şu ucu ucuna yaşayan Overlord da indirme yapacak. Burada Cannon'lar var ama mineral hattının arkasına yetişemez menzili. Evet, burada para toplamasını şu anda tamamen engelliyor. İnanılmaz sıkıntı yaratıyor. 8 tane, daha doğrusu toplam 8, 4, 12 Roach'la ne kadar etkili olabilirsiniz, ne kadar sıkıntı yaratabilirsiniz. Zin cevabı. Bu sırada da Jaxus kendi üstünü alıyor köşedeki. Roach'lar
Şu anda hala hayattalar ve yaşıyorlar. Yalnız buraya Pylon ve Kennen gelecek. O yüzden Roach'lar ufaktan oradan kaçsa iyi olur. Şimdi karşımızda maxed out bir Kalamar var. Maxed out bir Jaxus var. Maxed out bir Manic var. Ve maxed out olmak üzere bir Kasparov var. Maxed out dediğimde 200-200 arkadaşlar. Yani üretim kapasitesini tamamen doldurmak. Hop, orada yine Roach'lar galiba iş başında ve para kazandırmıyorlar. Ama şimdi Colossus'lar yetişmezse bu üç sniplanabilir. Colossus'ların olay mahalline gelmesi lazım. Cannon'lar tabii ki ardı ardına düşüyor. İşte Colossus'lar geldi. Şimdi bu Roach'lar ve Infester'lar kaçmak zorunda. Ama Jaxus önünü keserse önünü kesecek. Fungal'la durdurdu. Kasparov yine de gider ayak. Bayağı bir hasar aldı. Yine bir Fungal attı. Ve şu anda ne kadar kayıp olduğuna savaşın sonunda bakacağım ben. Artık görüyorsunuz arkadaşlar, lazer show başladı. Colossus'lar, Roach'lar, Stalker'lar ve Overlord içinde bekleyen Roach'lar. Çok fazla Colossus var Manic'te ama Roach'ların bir bölümünü indirecek göbeğine Colossus'ların, en azından saldırıyı göğüslemek için. Şu anda Roach'lar hamle yapıyor deli gibi. Colossus üstünlüğü Kalamar'a geçti, evet. Colossus sayıca üstünlük Kalamar'a geçti ve Roach'lar son derece sıkıntı yaratıyor. Roach'lar tamam şu anda öldü ama Kalamar'da 3-6-7 tane daha Colossus var. Buna karşın 5 tane var. Nidus Worm var bir yerde. Artık ekranı tamamen açıyorum. Neyse, Nidus Worm'u bırak şimdi. Ona sonra döneriz. Şu anda tamamen defans modundalar. Kasparov'un ordusunun düşmesi, Kalamar'dan GG geldi. Ha, rakibe GG anlamında diyor. Evet, şu anda Mani'nin tüm Colossus'ları da düşmüş oldu. Kasparov orada çok ağır hasar aldı. Varın yoğunu kaybetti 3. snipe'larken ve Manic de bir yere kadar savunabildi. Hala 4 tane Colossus ayakta Kalamar adına. Ben şimdi ordu sekmesini açacağım size. 126'ya 103 kırmızı takım, 80'e 70. Yani toplamda 125'e 155 mavi takımın üstünlüğü var. Bu arada Jaxus rahat durmuyor, görüyorsunuz. Yukarıdaki üstü de sürekli yokluyor. Ama bu sırada kendi üstlerini cayır cayır çalıştırıyorlar. Buradan düşünün, sadece gaz topluyor. Bu bile Victoria's Secret'ın maçı aldığının göstergesi. Bu saldırı şu anda bitti. O Nidus nereye açıldı? Buraya açıldı. Acaba bir iadeyi ziyarette ne kadar etkili olabilir? Ben de merak ediyorum. Kasparov çünkü rakibe hasar vermek zorunda. Bu arada Mani'nin üssü gördüğünüz gibi bak, düşmek üzere, ne kadar savunacak bilmiyorum. Mothership geldi. Şimdi Kasparov o bahsettiğim iadeyi ziyarete gitti. Ne keserse yanında kardır artık şu noktadan sonra. Başka türlü hasar verme şansı yok. Yani oyuna dönmek için kalıcı hasar vermek zorunda. Mothership olayına tekrar gireceğiz ama şu Roach'lara bakın. Ya şu Roach'ları göremiyorum ki. Overlord'lar kapamış üstünü ama burada burayı temizliyorlar. Roach akmaya devam ediyor. Kasparov ana üstünü ve doğal üstünü Jaxus ana ve doğal üstünü kaybedebilir eğer hızlı hareket etmezse. Kalamar göbekteki altın üste çöküyor. İyice üstünlük sağlamak için. Sanırım Jaxus başardı mı üst tarafı tutmayı? Yok. Evet, Kasparov upgrade'leri hedefliyor. Bir tanesini düşürmeyi başardı. Durmadan Roach akıtıyor. Bu arada Mani'nin buraya çok daha fazla kendini atması lazım. Çünkü Roach sayısı sağlam geliyor. Ve buradaki üstü de snipelanacak. Colossus geldi ama tek bir Colossus. İkincisi de geldi. Dur bakalım. Hala bitmiş değil. Oyun devam ediyor. Çünkü burada savunmayı başarırsa Manic, diğer tarafta Kasparov ciddi anlamda kalıcı hasar veriyor. Evolution Chamber'lar düşüyor. Hive düşecek. Bakalım Kalamar yetişebilecek mi onu görür görmez. Cephe aldı tekrar, Roach'larını bir küme haline getirdi. Mothership geldi işte ve Hive'ı kurtarır bu Mothership. Hive hala ayakta arkadaşlar. Şimdi bu Roach'ların kaçması gerek, kendini kurtarması gerek. Ama gittikleri yerlerde de Arkın'lar var. Ve yine çıkışta da Jaxus'un Roach'ları var. Mavi takım araştırmada üstün olduğunu söylüyor Serdar ama ekonomik anlamda kırmızı takımda şu anda, gerçi konuşuyorum da ben bir bakayım, evet 2600, yani şöyle söyleyeyim, 2600 toplam bir taraf, 1300 bir taraf, ki 2000'i tek başına Kalamar,
Yani şuradan ve de buradan kazanıyor. Kazandığı ekstra mineralleri de deli gibi kenarına gömüyor. İşte bunu şu anda Kasparov görüyor. Haliyle insanın moralini bozar şunu görmek. Hani siz hasar verdiğinizi düşünüyorsunuz ama bir yandan bir bakıyorsunuz adam delicesine haritanın göbeğini sömürüyor. Ki Kalamar Cannon'larla statik defansı kurarken, sabit defansı kurarken elindeki orduyla da saat 12 yönünde, kuzey yönündeki üstü snipelayacak ve bu üst düştüğünde Manik parasız kalacak arkadaşlar. Kasparov'dan bir Nidus girişimi, şık hareketler. Bu defa da Kalamar'ın üstünü snipelamayı deneyecek. Ama bunun için biraz geç olabilir arkadaşlar. Keza Manik. Manik için işler yolunda değil, nüfusu yok. Para kazanmak istese artık kazanabileceği bir mineral yok. Bu arada DT'ler geldi buraya da. Ve DT'leri şu anda göremediği için Kasparov geri çekilmek zorunda oradan. Güneydeki üste bakacağım. Yok, burada çoktan Greater Spire oluşmuş. Burada ne var? Yine indirmeyle gelen Roach'lar. Manik kolosusuyla savunma yapmaya çalışıyor. Savunmayı başarıyor ama kırmızı takım hala ayakta ve görüyorsunuz. Kalamar şu anda uçuyor yani. Elindeki fazla parayı gördüğünüz gibi Cannon'ları her yere gömüyor. Hani karadan geçmek istese masif atak şuradan geçemez. Mayın tarlası, Cannon tarlası gördüğünüz gibi. Güney üstünü zaten sömürüyorlar. Bilemiyorum masif atak bu oyuna nasıl döner. Açıkçası çok dönme şansı yok. Nüfuslar 260'a 90, evet. 3'e katlamış durumda. Ekonomiye hiç girmeyeceğim bile. Hani aramızda masif atak taraftarları varsa morallerini bozmamak adına. Ama Victoria's Secret aşırı üstün. Evet, özetle. Yine bir Nidus girişimi var. Bu defa doğru noktayı bulmuş olabilir Kasparov. Çünkü hem kritik binalar var hem de para kazandığı üst bucaksusun ve adam akıllı para kazandığı tek üst. Evet. Greater Spire upgrade'i bitmeden snipelandı. İşçi hattını tamamen kesecek. Bakalım buna müdahale edebilir mi? Bakıyorum Kalamar'ın tüm ordusu ana üstünde. Jaxus zaten Broodlord geçişi yaptığı için oraya süratli yetişme şansı yok. Kasparov bir şekilde masif hata oyunda tutmak için elinden geleni yapıyor ama Manik çok ağır hasar aldı. Hala beynini doğrultamadı arkadaşlar. Evet, buradaki üssü devre dışı bıraktı. Bu iyi haber tabii ki. Ama şöyle bir manzara var. Bunu bilmiyorum mavi takım ne kadar görüyor. Evet. Bakalım. Görmüşler de ne yapabilirler işte. Broodlord'a karşı cevabı bile yok. Durum çok vahim ve Broodlord'lar görünmez geliyorlar. Forcefield maalesef. Çünkü Ark'ın ve Colossus gibi üniteler masif, çok büyük üniteler olduğu için Forcefield'ı kırabiliyorlar. Evet, bir Vortex geldi. Varını yoğunda oraya attı. Böylece ilerlemiş oldum. Ofansif Vortex koydum adını. Evet. Kalamar tekrar bir GG diye yok diyor. Belki vazgeçiririm diye, çıkartırım diye. Ama sonuna kadar dayanmanın peşinde masif atak. Yine bir Nidus form girişim var. Serdar işaret ediyor. Evet. Good Game masif, Manik'ten geldi ve Victoria's Secret arkadaşlar serinin ilk maçını kazanmayı başardı.